Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran selin bilançosu her geçen gün, her geçen saat ağırlaşıyor. Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi olmak üzere can kaybı 27'ye çıktı. Kayıp başvuruları 300'ü geçti değerli izleyenler. TV 100 muhabiri Serkan Kılıç, selin yıkıp geçtiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde son durumu aktaracak. Seni dinliyoruz Serkan. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. 25 kişinin hayatını kaybettiği resmi rakamlara göre açıklanmıştı. Ancak biraz önce ne yazık ki polis arama kurtarma ekipleri bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı ve 26 oldu Kastamonu için ölüm sayısı. Şu anda da Bozkurt ilçesinin en dış mahallelerinden birisindeyiz. Merkezi göstermiştik daha önce. Merkezdeki çalışmaları ve yıkımı göstermiştik. Ve şimdi de burayı da göstermek istiyorum sizlere. Aslında nehre uzak da bir mahalle. Nehre en uzak mahallelerden birisi Bozkurt ilçesinin çıkışına doğru yer alan bir mahalle ve kameraman arkadaşım Burak Yılmaz da sizlere gösteriyor. İşte bir aracı görüyorsunuz. O araç da sular altına kalmış ve birlikte biraz daha ileri gittiğimizde yıkımın şiddetini, selin şiddetini göreceğiz ve burada şehrin dört bir yanı savaş alanına döndü demiştik. Burası da, burada da benzer görüntüler var ve burada da ekipler canla başla şehri normale taşımak için uğraşıyor. İşte bir araç görüyorsunuz. Araç adeta paramparça olmuş. O da selin sürüklediği araçlardan birisi. Hemen belirtelim. Nehrin kenarında değil burası. Nehirden çok çok uzakta bir mahalle. Ve devamında da vidanjörler burada aralıksız çalışıyor. Burada da vatandaşlar ellerinde mahsur kalmış durumda. Apartmanlarından çıkamıyor. Hemen kameraman arkadaşım Burak Yılmaz da bu mahallede yaşananları da göstermek istiyorum sizlere. Burada da bir kamyon görüyorsunuz. Selin sürüklediği kamyonlardan, araçlardan birisi ve hem çalışmalar burada yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem de binaları, apartmanların altını görüyorsunuz. Tamamıyla sular altında kalmış durunda ve nehir şiddetini, yıkımı şiddetini, nehrin yalaştığı yıkımı şiddetini burada da görebiliyoruz. Ancak çalışmalarda devam ediyor. Vidanjörler özellikle binanın alt kısmında kalan binaların suları çekiyorlar ve bununla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından buraya hem iş makinesi hem de vidanjör aktığını görebiliyoruz. Evet, burada da bir araç var. Bu araçların pek çoğu buralardan kilometrelerce öteden sürüklenerek geldi ve tekrar tekrar söylemekte fayda var. Burası hem nehirden uzak bir bölge hem de Bozkurt ilçesinin en dış mahallelerinden birisi. Şehir merkezinde yaşanan görüntülerin bir benzeri de burada. Bu görüntüleri burada da şahit olmak mümkün. Binaların zemin katları tamamen su altında. Vidanjörlerle o suyun çekilmesine yönelik çalışmalarda devam ediyor. Hemen ilerimizde de bir stadyum var. Bozkurt'un stadyumu tamamen perişan halde. Helikopterlerin orada görev yaptığını söyleyebiliriz. Jandarma ekipleri burada. Jandarma da burada personele yardımcı oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından araçların getirdiğini söyleyebiliriz de binlerce personel burada çalışıyor. Bir taraftan da hasar tespit çalışmaları başlamış durumda. Toplamda 120 kişiden oluşan 3 ayrı ekip hasar tespit çalışmalarında devam ediyor. Afet bölgesi ilan edildi burası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Buraya geldi, vatandaşlarla konuştu. Onlarla sohbet etti ve bakanlardan bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan. Bir araç daha görüyorsunuz. İki binanın arasında kalmış. Bir anda bastıran yağmur ve dakikalar içerisinde savaş alanına dönen bir şehir. Bozkurt ilçesinde durum ne yazık ki bu şehirde bu şekilde. Ancak 24 saat esasına göre burada ekipler çalışıyor. Hem lojistik hizmet sağlıyorlar yiyecek içecek gibi, hem de dediğimiz gibi vidanjörlerle suyu çekmeye başladılar. Buradaki mağdurların vergi borçları ertelendi, kredi borçları ertelendi. Burada da afet bölgesi, burası da ilan edildi. Çalışmalar da devam ediyor. Özellikle kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını burada görmek mümkün. İlçenin dört bir yanında adeta canla başla kanlarının son damlasına kadar denir ya, o şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Balık adamlar da aynı şekilde cenazeleri aramaya devam ediyor. Ve ilçenin merkezinde, merkez sayılacak bir noktada bir apartman yıkılmıştı. O apartmanda da hala umut var diyoruz. Akut ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Dediğimiz gibi bir kişinin daha cenazesine ulaştı polis arama kurtarma ekipleri.
25 kişinin hayatını kaybettiği resmi olarak açıklanmıştı. Bu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle daha 26'ya ulaştı diyelim. Sözü Hüseyin'den merkeze bırakalım.